parçada konuşan kişinin mesleğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir denilmiş. Arkadaşlar son cümleye baktığımızda aslında her şey ortaya çıkmakta. Parça ile alakalı, parça boyunca anlatılanları özetleyen bir ifade belki de. Fakat bizim savaşmamız diyor, gereken bir konu daha var. Mesleğimizi herkesin yapabileceği algısı. Yani herkesin yapabileceği kolay olarak nitelendirilmesi meselesidir arkadaşlar. O zaman kolaylıkla yapılabilen bir iş olduğu zannından etkilenmektedir, bundan rahatsız olmaktadır diyebiliriz. Cevabımız C olmalıdır. Bu parçaya dayanılarak aşağıdakilerin hangisi söylenebilir denilmiş. Şimdi parçamıza baktığımızda ilk iki cümlede sayısal verilerden de yararlanılarak şöyle bir ifadede bulunulmuş. Yaklaşık 70 bin kişi bu nedenle hayatını kaybediyor. Yani gıda kaynaklı olarak bir hastalığa yakalanıyor ve hayatını kaybediyor. Yılda 70 bin kişi. Şimdi bunun ardından da şöyle bir ifade kullanılıyor piknikler ve yiyeceklerin saatlerce bekletildiği toplantılardan bahsediliyor ve bundan kaynaklı olarak güneşten, ısıdan kaynaklı olarak gıdaların, içeceklerin bozulduğundan söz ediyor. O zaman bunları bazı sosyal aktiviteler olarak değerlendirirsek tüketilen yiyeceklerden de bahsettiğimize ve sayısal anlamda ölüm oranlarından da bahsettiğimize göre ölümcül olabildiğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman bazı sosyal aktivitelerde tüketilen yiyecekler ölümcül olabilmektedir diyebiliriz. Cevabımız A olmalıdır. Bu parçanın anlatımında yazar aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurmuştur denilmiş. Parçamızda kilit bir kelime var. O da şudur arkadaşlar. Mesela. Mesela kelimesinin eş anlamlısı nedir? Mesela, örneğin. Yani bir örnekten bahsediyor arkadaşlar. Burada ilk cümlede verilen ifade desteklenmesi adına Namık Kemal örneği verilmiş. Ahmet Mithat örneği verilmiş. O zaman rahatlıkla örnekleme diyebiliriz. Cevabımız D olmalıdır. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir denilmiş? Paşamıza baktığımızda ilk olarak iletişim meselesinden söz açılmış, bazı sorular sorulmuş. Ardından da şöyle denmiş. Herkes ancak herkes insanların çevrelerine verdikleri işaretleri doğru biçimde yorumlayamaz ve bu sorulara yanıt veremez. Ve bunun ardından da şöyle yine bir ifade kullanılmış. Gelecekte yakın gelecekte robotlar başkalarını daha iyi anlayabilme hususunda bizlere yardımcı olabilir ve devamında son cümlede de bunun üzerine yoğun bir şekilde araştırma yapıldığı belirtilmiş. O zaman doğru iletişim ve bakış açısı kazanma konusunda robotlardan yararlanılması için çalışılmaktadır sonucuna ulaşabilir miyiz? Tabii ki ulaşabiliriz. Birinci cümleden son cümleye kadar baktığımızda gidişat bu yöndedir. Cevabımız bu yüzden E olmalıdır. Bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez denilmiş. Parçamıza bakalım. Dünyada zengin kültürel mirasa sahip ülkeler arasında hiçbir ülke Türkiye'nin sahip olduğu uygarlıklar mirası ve kültür varlıklarının zenginliğiyle yarışamaz. Örneğin dünyanın en büyük açık hava müzesi olan Çin, Türkiye gibi uygarlıklar mirası bakımından zengin ve çeşitli değildir. İtalya denince akla ilk gelen Roma, Yunanistan denince gelen Helen uygarlığı olurken, Türkiye dendiğinde akla ardı ardına çok çeşitli uygarlıkların muhteşem kültürel ve tarihi mirası gelmektedir. Türkiye tarihi coğrafyasında Hitit, Frigya, Ligya, Likya, Lidya, Roma, Bizans gibi birçok uygarlığa ilaveten Selçuklu ve Osmanlı mirası da bulunmaktadır. Şimdi burada çeşitlilikten söz edilmekte. Bu çeşitliliğin her birinin ayrı güzelliğinden söz edilmekte ve bunun Türkiye açısından bir kazanç olduğu ifade edilmektedir. Ve dünyada farklı bir yerinin olmasını da sağladığını belirtmektedir bu çeşitliliğin. Dolayısıyla Hitit, Frigya, Likya, Lidya, Roma, Bizans medeniyetleri Selçuklu ve Osmanlı mirasının gölgesindedir diyemez demez böyle birisi. Dikkat ederseniz hepsinin bulunduğunu ifade ediyor ve hepsinin ayrı ayrı güzellikler kazandırdığını söylüyor Türkiye'ye. Dolayısıyla böyle bir üstünlük yarışı içerisine kendi ülkemiz içerisinde en azından girmediğini görüyoruz. E, buradaki düşüncelerini belirten kişinin cevabımız E olmalıdır bu yüzden. Bu parçada ele alınan kitapla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Metne parçaya geçmeden önce seçenekleri okumanızı tavsiye ederim. Fizik ve astronomi kavramlarına yer verildiği söylenmiş arkadaşlar. Evet baktığımızda fizik ve astronomi ile ilgili olarak fizik ve astronomi terimleri sözlüğü de ekledim de demesinden bunu çıkartabiliriz arkadaşlar. Belli bir okur kitlesi amaçlanarak yazıldığı. Evet okurun az çok fizik ve astronomi bilgisine sahip olduğu ya da bunların hiç olmadığı varsayılarak yazıldı. Dolayısıyla okur kitlemiz amaçlandı. Bazı açıklamalar içerdiği, evet astronomi ve fizikle ilgili açıklamalar içerdiği belirtildi zaten. Kolay ve anlaşılır şekilde yazılmaya çalışıldığı, evet az önce okuduğum ifadeden yani astronomi astronomi ve fizikle ilgili herhangi bir Bilgisinin olmaması da ihtimal dahilinde bıra bırakılarak yazıldığı belirtilmişti. Bu söylenebilir. Tüm sözcüklerin temel anlamlarıyla kullanıldığı. Şimdi e bazı ayrıntılı savlar üzerine kafa yormak isteyen fakat matematiği ve fiziği iyi bilmeyen kişiler için yazdım kitabı diyor. O oldukça karmaşık bilimsel düşünceleri sunmam gerekse de metinde aritmetiğin ötesinde matematik bilgisi kullanılmadı. O zaman burada sözcükler terim anlamlarıyla da kullanıldığı için temel anlamda sadece kullanıldığını iddia edemeyiz arkadaşlar. Terim sözlüğü de vardı zaten. Dolayısıyla cevabımız E olmalıdır. Bu parçada Enigma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Parçamıza baktığımızda kullanılma biçimine değinilmiştir. Nedir o da? Güvenli gönderilmesi gereken bir ileti Enigma kullanılarak önce şifreleniyor, sonra da şifrelenmiş mesaj alıcısına radyo, telgraf veya kurye aracılığıyla ulaştırılıyor arkadaşlar. Biçim açısından bunu söyleyebiliriz sanırım. Hangi amaçla kullanı kullanıldığına dikkat edin. Alman ordularının birimleri arasında güvenli iletişimi sağlayan Daktilo'ya benzeyen elektronik sisteme verilmiş isim dedi. Yani güvenli iletişim için kullanıldığı belirtildi arkadaşlar. Kullanıldığı yerler Aynı zamanda belirtilmiş oldu aslında savaş sanayinde, daha doğrusu savaş birimlerinde, ordu birimlerinde kullanılıyor. Kullanım yaygınlığına denildiğinde, burada özellikle yine kullanım yaygınlığı ile ilgili olarak Alman ordu ordularının birimleri ifadesi kullanılabilir. Bunun dışında denizaltılar, gemiler, karabirlikleri, demir yolları gibi kısımlarda yine kullanım yaygınlığına örnek olarak verilebilir. Fakat kullanım kolaylığından bahsedilmedi parça içerisinde buna değinilmedi. Bu yüzden cevabımız C olmalıdır. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz denilmiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Tabii önce seçeneklere bakıyoruz. Daha sonrasında parçaya yöneliyoruz. Bir opera ya da Mozart gibi büyük bir bestecinin senfonisini dinlerken herkes gibi siz de kendinizi daha kültürlüymüş gibi hissetmiyor musunuz? Bu kısım bize E seçeneğini veriyor arkadaşlar baktığımızda. Orada ne diyor? Klasik müzik yapıtlarını dinlemek insana kültürel açıdan yüksek seviyede olduğunu hissettirir diyor. O zaman buraya E seçeneğini yerleştirebiliriz. Klasik müzik parçalarıyla ilgili DVD'ler, videolar ve diğer ürünler üreten Bebek Einstein isimli firmanın milyon dolarlık bir pazar payı var. Bu da bize D seçeneğini veriyor arkadaşlar. D seçeneğinde ne diyordu? Bebek Einstein firması verilerin desteklemediği bir iddiayla maddi güç elde etmektedir diyor. Devam edelim. Ebeveynler bu ürünleri alıyorlar çünkü klasik müzik eserleriyle içli dışlı olmanın çocuklarının bilgisayar gelişimi için iyi olabileceğini sanıyorlar. Bu kısımda bize C seçeneğini veriyor arkadaşlar. Yani sayısız anne ve baba klasik müziğin çocuklarının zekasını arttıracağına inanmaktadır kısmını verdiğini söyleyebiliriz. Devam ettiğimizde klasik müziğin beyin gücünü arttırdığını öne süren bu akıl almaz efsane o kadar popüler oldu ki bu durum Mozart etkisi olarak adlandırıldı akıl almaz efsane ismine ifadesine dikkat edin istiyorum. Mozart etkisi kavramının bilimsel hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Çünkü akıl almaz bir efsane. Bu bu kısımda bize A seçeneğini vermektedir. Dolayısıyla biz B seçeneğine ulaşamıyoruz. Bununla ilgili araştırmalar, sayısız araştırma yapıldığı ile alakalı herhangi bir bilgi aktarılmamış bize. Cevap B. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisinin dopingin yasaklanma sebeplerinden biri olduğu söylenemez? Birinci cümleye baktığımızda şöyle diyor. Dopingin yasaklanmasının ana nedeni, ana nedeni sporun temel prensiplerine aykırılıdır. Yani asıl ilkeleriyle çelişmesidir. Dolayısıyla birinci cümle bize A seçeneğini vermektedir. İkinci cümleye baktığımızda doping sporcuların performanslarını arttırmak için yasaklanmış maddeleri ve yöntemleri kullanmalarıyla elde edecekleri haksız avantajların oluşmasını engellemek. Şimdi o zaman ne olacak? Avantajları haksız avantajlar sağlaması e, bu kısımda bize D seçeneğini vermektedir. Onu da elemiş olduk. Onu da gördük orada. Devam edelim. Ve neden olabileceği yan etkilerden onları korumak için de yani sağlık açısından problem oluşturuyor. Yani kısacası kullanana da zarar verebilmesi. Bu da bize C seçeneğini veriyor arkadaşlar. Doping sadece ahlak ve sağlık sorunu değil derken demek ki ahlak sorunu ama bunun dışında başka sorunlar da oluşturuyor. Ahlaki bir problem olarak görülmesi de buna dahildir. Fakat sporcuların seçilmesini engellemesiyle alakalı bir yasaklama söz konusu değildir. Yani bu sebep değildir. Bu sonuçtur diyebiliriz. Cevabımız E olmalıdır. Bu parçaya göre yaklaşım psikologlarına uyarıcı tepki psikologları da denmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi dikkat edelim burada özellikle parça içerisine baktığımızda. Bu nedenle bu yaklaşım psikologlarına uyarıcı tepki psikologları da denmiştir. O zaman cevabımız bu nedenleden önceki iki cümlede arkadaşlar. Bu iki cümleye de baktığımızda onlara göre her davranış daima dışarıdan gelen dışarıdan gelen bir etki sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu bizim için yeterlidir arkadaşlar. Bu nedenle deniyor. Dikkat ederseniz ardından da bu söyleniyor zaten. İnsan davranışlarının tamamını dış etkenlere bağlamalarıdır arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız C olmalıdır. Bu parçaya göre bilimi teknolojiden ayıran temel etken aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Parçamıza baktığımızda birinci cümleden sonuca ulaşabiliyoruz aslında. Bir volkan patlaması örnek olarak verilmiş burada. Bu volkanik aktiviteyi kapsamlı araştırmalar sonucunda toplanan verilere dayanarak açıklayan bilimdir diyor. Yani açıklayan, aydınlatan, bilgilendirme yapan bilimdir arkadaşlar. Bu anlamda teknolojiden ayrılmaktadır. Bu da bize bizi B seçeneğine götürmektedir. Cevabımız bu yüzden B olmalıdır zaten. E, teknoloji ise baktığımızda bu da son cümlede açıklanıyor. Günlük hayatımızdaki sorunları çözmemize yardımcı olması için geliştirilen e, araçlar, cihazlar olarak ifade edilmiş. Cevabımız B olmalıdır. Bu parçada söz edilen sanatçı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Parçamıza baktığımızda Firuzan ile ilgili bilgiler aktarıldığı dikkatimizi çekiyor. Bu tarz sorularda seçeneklere bakıp daha sonrasında parçaya yönelmekte fayda var. Daima bir tahterevalli gibi düşünün. Bir tarafta seçenekler, bir tarafta metin. Hangisi ağır basıyorsa yani hacimliyse, zorluysa diğer tarafı tercih etmekte yarar var arkadaşlar. Yani zayıf olan tarafı tercih etmekte. Burada seçenekler zayıf görünümünde. Bu şekilde düşünürseniz daha rahat edersiniz diye düşünüyorum. Şimdi baktığımızda bunun ardından seçeneklere baktıktan sonra baktığımızda şöyle bir ifade geçiyor arkadaşlar. Kısa süren tiyatro oyunculuğundan sonra yazarlığa soyunur ve bunun ardından tiyatro oyunculuğuyla alakalı olarak herhangi bir ifade yer almıyor. Şimdi burada kısa süren neden kısa sürdüğüyle alakalı herhangi bir şey yok. Yani oradaki bir başarısızlık söz konusu değil. Fakat burada D seçeneğinde tiyatrodaki başarısızlığı onu edebiyata yönlendirmiştir gibi bir ifade yer alıyor. Dolayısıyla bu söylenemez. Cevabımız da D olmalıdır. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir denilmiş. Parçamızın birinci cümlesine baktığımızda zaten ulaşılabilir kısmı da ulaşmış oluyoruz aslında. Paylaşımlarımızı ve yardımseverliğimizi arttırarak bencilliğimizi, alçak yönlülüğümüzü arttırarak kibrimizi, güvenimizi arttırarak kıskançlığımızı azaltabiliriz. Yani iyi duygularımızı arttırarak kötü duygularımızı azaltabileceğimizi belirtiyor. Orantı açısından ters orantı içerisinde olduğunu belirtiyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? İnsanlardaki erdemler ve kötü özellikler birbirine ters orantılıdır. Cevabımız D. Bu parçaya göre sessiz okumanın sesli okumadan üstün olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ifademize dikkat edelim parça içerisindeki. Sözlü ve sesli olarak okumayı geliştirmek başlangıçta hayati öneme sahipken sessiz okuma ömür boyu faydalıdır. Şimdi bu bizim için değerli bir ifade arkadaşlar. Çünkü baktığımızda bunun sesli okumaya göre üstün tarafı olduğunu söyleyebiliriz. Ömür boyu faydalı olmasının hangi açılardan olduğunu devamında dile getiriyor. Fakat temel anlamda farkımız ömür boyu faydalı olmasıdır. Sesli sesli okumadansa. O zaman tüm yaşamımız boyunca bize fayda sağlaması bizim cevabımız olmalıdır. Üstün tarafı olmalıdır. Cevabımız o zaman A. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şimdi arkadaşlar dikkat edersek burada boşluktan sonraki ifade bizim için çok değerli. Ne diyor boşluktan sonra? Oysa bu sözlerin aksine yalnızlık ilk bakışta olumsuz bir anlama gelmektedir. O zaman şu söylenebilir mi? Burada olumsuz bir anlama sahiptir dediğine göre bu söylenen söz içerisinde olumlama vardır. Sırf bu açıdan bile baktığımızda ve seçeneklere yöneldiğimizde en olumlama yaklaşımının, olumlu yaklaşımın E seçeneğinde olduğu dikkatimizi çekiyor. Büyük bir yalnızlık olmadan ciddi bir iş ortaya çıkmaz ifadesi. Cevabımız sırf bu açıdan bile E olmalıdır. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılabilir denilmiş arkadaşlar. Parçamıza baktığımızda birinci cümlede zaman zaman lanetlediğimiz paranın bulunması ifadesine dikkat edelim. Paraya günümüzde lanetlenen bir olgu olarak, bir varlık olarak bakılması üzerinde durulmuş burada. Beraberinde de şöyle denilmiş. Takas sistemi her zaman adaletli olmuyordu. İnsanlar bazen ufak bir miktar yiyecek için çok değerli eşyalarını vermek zorunda kalabiliyordu. Para emeğin değerini ölçen ve gelişimin önünü açan bir araç olduğu denilerek paranın aslında eski sisteme göre daha sağlıklı, adaletli bir sistem olduğu belirtilmeye çalışılmış. O zaman günümüzde nefretle, bazen nefretle anılan para aslında ticaret ve ödeme konularında adaleti sağlamıştır kısmına yargısına ulaşabiliriz. Cevabımız bu yüzden C olmalıdır. Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse samuray öğretisinin evrensel olduğu sonucuna ulaşılır? Dikkat edin arkadaşlar samuraylar diyor ve devamında kendileri gibi düşünenlerin dikkat edin burada ne yapabiliriz? Öğreti ifadesini kullanabiliriz mesela. Kendileri gibi düşünenler bütün dünyada ve her çağda çok olduğunu bilmiyorlardı. Bütün dünyada ifadesi de bizi evrenselliğe götüreceğine göre o zaman ne olacak arkadaşlar? Samuray öğretisinin evrensel olduğu kanıtlanmış olacak. Bu şekilde devam ederse cümle. Bu yüzden cevabımız A olmalıdır. Bu parçanın anlatımında yazar aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurmuştur denilmiş. Parçamıza baktığımızda bir şey dikkatimizi çekiyor. Bir isim geçiyor. Shakespeare. Ve ardından onun bir sözü yer alıyor tırnak içerisinde. Böyle bir görüntü gördüğümüz anda, bakın okumaktan bile bahsetmiyorum. Böyle bir görüntü gördüğümüz andan itibaren rahatlıkla tanık göstermeden baş tanık göstermeye başvurulduğu söylenebilir. Çünkü biliyorsunuz alanında uzman bir kişinin görüşü aktarılıyorsa ve tabii ki ismi de belirtiliyorsa, tırnak içerisinde sözü aktarılıyorsa orada tanık göstermeden kesinlikle bahsedebiliriz. Cevabımız A olmalıdır. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez denilmiş. Şimdi burada birinci cümleye baktığımızda Güney Marmara'da yılın ilk aylarında beklenen yağışın gerçekleşmemesi tarımı ve doğal yaşamı tehlikeye sokuyor şeklinde bir yargıda bulunulmuş, tespitte bulunulmuş. Bir bilgi aktarımı var, nesnel bir bilgi, nesnel bir yaklaşım. Ve ardından bu kanıtlan kanıtlanılmaya çalışılmış. Yani birincisi Bilgi aktarımı olduğu için rahatlıkla açıklayıcı anlatım ağır basmaktadır diyebiliriz. Nesnellik hakimdir kesinlikle diyebiliriz. Sayısal verilerden yararlanılmıştır ifadesi dikkat edin rakamlar dikkatimizi çekiyor. Burada rahatlıkla sayısal veriler var diyebiliriz. Bundan yararlanılmıştır diyebiliriz. Düşünce desteklenmeye çalışılmış mıdır? Kesinlikle. Az önce okuduğum birinci cümle örneğin Mayas Kuş Gölü'nde yaşanılanlar üzerinden desteklenilmeye çalışılmıştır. Bir örnek üzerinden. Fakat tartışmacı anlatımdan faydalanılmıştır diyemeyiz. Çünkü bunu diyebilmemiz için iki zıt fikir olması lazım ki burada iki zıt fikir yok. Dolayısıyla cevabımız E olmalıdır arkadaşlar. Cevap E. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak denilmiş ve 5 tane yargıda bulunulmuş. Bunların hangisi söylenebilir deniliyor. Parçaya baktığımızda hemen dikkatimizi çeken bir şey var. Sokrates denilmiş ve tırnak içerisinde onun bir sözü aktarılmış. Bunu gördüğümüz anda rahatlıkla tanık göstermeden bahsedebiliriz. Burada kesinlikle tanık gösterme var. Çünkü bir düşünür konusunda alanında uzman bir kişi ismi geçiyorsa ve onun sözü geçiyorsa Tanık gösterme bu kadar net bu kadar basit. Ve gibi sözcüğüne dikkat edelim arkadaşlar. Parça içerisinde gibi sözcüğü var. Peki benzetme anlamında mı kullanılmış? Kesinlikle benzetme. Yani değişim göle düşmüş bir taşın yarattığı dalgalar gibi denilerek nedir burada değişim benzetilmiş göle düşen taşa. O zaman benzetme yapılmıştır var. Doğru. Tanık göstermeye başvurulmuştur. Kesinlikle. 4 ve 5 diyeceğiz. Yani cevabımız E olmalıdır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır denilmiş arkadaşlar. Parçamıza baktığımızda bir bilgi aktarımı olduğu dikkatimizi çekiyor arkadaşlar. Bir bilgi aktarımı var. Bilgi aktarımı sade bir anlatımla, söz sanatlarından yoksun bir şekilde, yani yalın olarak gerçekleştiriliyorsa Nedir arkadaşlar? Orada biz rahatlıkla açıklama anlatım biçiminden yararlanıldığını söyleyebiliriz. Açıklama anlatım biçimi var. Bununla beraber dikkatimizi çeken bir durum söz konusu. Antibiyotik teriminin burada açıklaması yapılmış. Herhangi bir mikroorganizma tarafından başka bir mikroorganizmayı öldürmek veya çoğalmasını durdurmak için üretilen her türlü maddeyi ifade eder denilerek onun tanımı yapılmıştır. O zaman ikinci cümle aynı zamanda tanım cümlesidir. Burada tanımlamaya başvurulmuştur. Cevabımız tanımlama ve açıklama olmalıdır. Yani cevap D. Bu parçada yazar aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarının hangilerinden yararlanmıştır denilmiş. Şimdi birinci cümleye baktığımızda zaten bir nedir? Benzetme ile teşbihle karşı karşıyayız. Kitap kapakları çünkü kitapların vitrini olarak nitelendirilmiş, vitrine benzetilmiş. Dolayısıyla burada bir benzetme olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında, bunun dışında odaklandığı noktalardan bahsedilmiş, önemsediği noktalardan bahsedilmiş. Ardından da bu örne örneklendirilmiş. Kitabın içeriği hakkında okura fikir verebilmesi, kitap içeriğiyle uyumlu olması, kitabın raftaki diğer kitaplardan ayrılmasını sağlayabilmesi, görsel estetik taşıması. Bunlardan aklıma ilk gelenler denilerek örneklemeye başvurulmuş. Dolayısıyla cevabımız benzetme ve örnekleme olmalıdır. Yani cevap E'dir. Bu soruda bize bir parça verilmiş. Yazar bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur denilmiş. Burada birinci cümleye dikkat edelim. İnsan beyninde duyulardan giden verileri değerlendirip yorumlayan bir merkez bulunur denilmiş. Ve duyularla ilgili özellikle kokularla ilgili ardından da e, mekan arasında bağlantı kurulduğu ifade edilmiş. Ve devamında bu sayede insan denilmiş. Sokakları, evleri, semtleri, şehirleri, insanları ve benzeri neyi bazen görsel ayrıntılarından bazen de ko kokularından hatırlar denilmiş. Yani kısacası ne yapılmış örneklendirilmiş arkadaşlar. Cevabımız C olmalıdır. Yazar bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanmıştır denilmiş. Parçamıza baktığımızda kaçıncı cümlede görüyoruz burada? Birinci cümle tamamlanıyor. ikinci cümle tamamlanıyor. Fakat üçüncü cümlede İpek yolu adı verilmiştir denilerek İpek yolu kavramının tanımı yapılıyor arkadaşlar. Bu ana kadar olan her cümlede aslında İpek yolunun tanımına hizmet ediyor. Dolayısıyla burada tanımlamadan yararlanıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu yüzden cevabımız A olmalıdır. Bu parçada söz edilen kitabın yazarı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Dikkat edin merkezimizde yazar var. Anlatımının özgünlük içerdiği, okurun kültür seviyesini önemsemediği, önemsiyor arkadaşlar. Nedir? Matematik bilgisi, bilip bilmemesi, fizik astronomi bilip bilmemesi bunları düşünüyor. Yazarken temel kaynaklardan yararlandığı, farklı alanlarda birikim sahibi olduğu. İşte tam olarak bu söylenebilir arkadaşlar. Neden? Çünkü e, aritmetikten, matematikten, fizikten baktığımızda e, bilgi sahibi olduğu dikkatimizi çekiyor. Defalarca bu kavramlar üzerine zaten bir kitap oluşturduğunu e, gözlemliyoruz. Okuduğumuz metinden bunu anlıyoruz. Dolayısıyla farklı alanlarda birikim sahibi olduğunu söylemek mümkündür. Bunu anlatabilecek, anlatabilecek düzeye gelmesinden bu çıkarımda da bulunabiliriz. Cevabımız bu yüzden D olmalıdır. <laughs>